Uluslararası toplumun son 70 yıldır insan hakları ihlallerini görmezden gelmesi ve çocukların öldürülmesine, hastanelerin bombalanmasına, son olarak diplomatik ve her türlü dokunulmazlığa sahip İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne yapılan saldırıya gözlerini kapaması büyük bir talihsizliktir. Ülkelerimiz arasında devam eden karşılıklı üst düzey ziyaretler ve ikili işbirliği mekanizmaları, ilişkilerimizi daha da güçlendirme yönündeki karşılıklı iradenin bariz bir yansımasıdır. İran-İsrail arasında gerilimin tırmandığı bir süreçten geçerken, Tahran yönetimi Ordu Günü'nü kutladı. 45. Ordu Günü nedeniyle Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde başkentte bir resepsiyon verildi. Resepsiyona Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve beraberinde kalabalık bir heyetle çok sayıda diplomat katıldı. Türk ordusunun Hava Kuvvetleri Komutanı düzeyinde katılması çok önemli. Hava Kuvvetleri Komutanımızın konuşması hepimizin duygularını, düşüncelerini dile getirdi. İran Büyükelçisi Habibullah Zade konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Büyükelçi, Türkiye ve İran silahlı kuvvetlerine yönelen tehditlerin ortak olduğuna işaret etti. İran ve Türkiye Cumhuriyeti savunma ve askeri alanda, ekonomik ve kültürel alanlarda olduğu gibi ikili iyi ilişkilere sahip. İran ve Türkiye silahlı kuvvetleri de ortak tehditler konusunda ortak bir anlayışla bölge istikrarını ve ortak sınırların güvenliğini sağlamada gerekli işbirliğine sahiptir. Habibullah Zade, İran ve Türkiye'nin iki komşu ülke olarak bölgenin güvenliğinin korunması ve terörle mücadele konusunda da sürekli görüştüğünü dile getirdi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da Ankara ve Tahran arasındaki ilişkilerin bölgenin istikrarı, güvenlik ve refah bakımından da önemli olduğunu vurguladı. Batı tarafından İran'a yönelik uygulanan tek taraflı yaptırımların da kabul edilemez olduğunu vurguladı. Halklarımızın refahını ve bölgesel ekonomik işbirliğini engelleyen tek taraflı yaptırımları ilke olarak tasvip etmiyoruz. Ulusal kanala açıklamalar yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Amerika ve İsrail'e karşı bölge ülkelerinin işbirliğine dikkat çekti. Bölgemizde Amerika-İsrail işbirliğine karşı kale gibi Türkiye var, İran var, Suriye var, Irak var, Azerbaycan, Rusya. Bölge ülkelerinin birliği onlardan çok daha güçlü. Onun için bizi zaferler bekliyor.